40 kişi olmuşuz. Ekran paylaşımını da verdim. Haydi başlayalım. Evet. Böyle yapalım. Ne dedik? Hadi yeni bir not defteri açalım. Şimdi arkadaşlar, bugün göstermeyi düşündüğüm konuda son olarak şöyle bir başlık atabilir herkes. Gerçi İngilizcesini ne diyoruz? Loop Control Statements. Evet. Başlığımız bu. Ne demek? Onu da yazalım. Loop Control Statements. Parantez içinde ne oluyor Türkçesi? Döngü kontrol ifadeleri. Evet. Döngü kontrol ifadeleri. Bugün göreceğimiz şey de döngü kontrol ifadeleri. Yani şunu kastediyorum. Siz şu anda for döngüsünü öğrendiniz. Bir tane döngü öğrendiniz. Bu öğrendiğiniz bir döngü ne yapıyordu? For döngüsü ne yapıyordu mesela? Bir liste içindeki elemanların hepsini dönebiliyordu. Değil mi? Liste içindeki bütün elemanlar dönebiliyordu. Ya da istediğim bir aralıkta, range ile belirliyordum bu aralığı. İstediğim bir aralıkta sayılar dönüyordu. Değil mi? İstediğin kadar tekrar ettirtebiliyordun bir işlemi. Bunu büyütüyorum. Tamam. Bunun gibi şeyler öğrenmiştik. For'la bunları yapabiliyorduk. Şimdi şunu göreceğiz bu sefer de. Liste içindeki bütün elemanlara dönme de liste içindeki işte şuraya kadar ilk 4 elemanı dön. Ondan sonrakini dönme gibi ifadeler. Yani listeyi, döngüyü yarıda kesme. Döngüyü yarıda kesme komutu break komutuyla yapılıyor mesela. Bunu anlatacağız. Sonra liste içindeki, döngü içindeki bazı elemanları atlama. Bazı elemanları atlama. Yani her şeyi yazdırma. Evet, şimdi bir dünya isim var mesela. Ali, Veli, Mehmet, Emincan, bu Dursun isimler var. Hepsini yazdıracaksın. Ama içinden bir tek Emincan'ı yazdırma gibi ifadeleri bu loop control statements'larla yapıyoruz. Hemen loop control statements dedik. Yok, 14 yaşı alamıyoruz. Bir saniye. Şöyle en azından şeyleri göreceğim şeyi de ben açayım. Evet, hadi başlayalım. Şimdi her zaman olduğu gibi önce teorik kısmımızı bir konuşalım arkadaşlar. Loop control statements dediğimiz şeyler. Bir dakika, ekranı küçültelim. Sordu. Yazılarınızı da okuyalım. 18-20 arasıdır muhtemelen. Evet. O civarda bir yaşlardan alacağız arkadaşlar. Daha fazla. Neyse. Hadi başlayalım. Evet. Başladık. Loop kontrol sistemleri arkadaşlar. Şu anda sizin göreceğiniz, size anlatacağım iki tane var. Neler var? Break ve continue. Hatta bir tane daha anlatacağım. Break, continue ve pass diyelim. Ama pass çok önemli değil. Break ve continue arkadaşlar. Pass olmak üzere 3 tane öğreneceğiz diyelim. 3 tanesini göreceğiz şu anda. Döngüyü kontrol etme sistemleri, ifadeleri bunlar. Break ne işe yarıyor? Continue ne işe yarıyor? Pass ne işe yarıyor? Bunları anlatacağız şimdi arkadaşlar. Başlayalım. Bunlar arasında bir kere daha söylüyorum. Break çok önemli sizin için. Continue çok önemli sizin için. En önemli ikisi bu. Hatta break çok çok önemli. Break. Yani işlemlerin %80'i break arkadaşlar. Hemen geçtik bir alt satıra. Evet. Break ifadesi en çok kullanılan ifadedir. Break'in kelime anlamı kırmak demektir. Kelime anlamı kırmak demektir. Çok yakın ya. Geri gideyim. Burada şöyle alta bir yer alayım. Evet. Kelime anlamı kırmak demektir. Ve döngüyü erken bitirmek için kullanılır. Döngüyü kırıp döngü dışına çıkma gibi bir anlam var. Break. Döngüyü kır. Ya döngü burada bitsin. Ben dışarı çıkayım. Yani sonuna kadar dönme. Liste elemanlarını dönüyorduk ya mesela. Ya tüm liste elemanlarını dönme. Şu elemana geldin mi bu döngüyü bitir. Kır bu döngüyü. Kır ve döngü dışına çık. Ondan sonra kodlar çalıştırmaya devam et. Bu anlamda kullanılıyor break. O yüzden oldukça önemli. Break döngüyü bitirme anlamına geliyor. Fonksiyon değil. Döngü. Yağız. Fonksiyonluk bir durum değil şu anda. Döngülerden bahsediyoruz. Bu döngü. For döngüsü için konuşuyorum şu anda. Bir tek onu biliyorsunuz. Break döngüyü kırmaya yarıyor arkadaşlar. Devam.
Continue neye yarıyor peki? Continue de çok benzer bir mantık aslında ama kırmıyor bu sefer. Continue ifadesi break gibi döngüyü kırıp dışarı çıkmaz. Break gibi döngüyü kırıp dışarı çıkmaz. Fakat belli şartların sağlanması durumunda döngüyü en başa alır. Evet, bunu konuşacağız. Continue ifadesi kelime anlamı olarak continue devam etmek demek. Continue devam etmek demek. Zaten adı üstünde devam edecek döngü. Döngüyü kırmayacağız. Peki ne yapacak continue biliyor musunuz? O elemana rastladığında en başa al. O elemana gerekli işlemleri uygulama. O elemanı atla gibi bir şey. Yani genelde bu anlamda kullanılacak. Yani işte az önce anlattım ya, listede isimler var. İsimlerin hepsini yazdır. Ama Emincan ismini gördün mü? Onu atla. Başa dön, tekrar döngüyü devam ettir. Emincan'a geç, döngüyü devam ettir. Gibi anlamla kullanılıyor, tamam? Continue'yu böyle kullanacağız. Örneklere geçtik mi daha iyi anlayacaksınız. Pes çok önemli değil ya. Pes ifadesi sadece hata almadan yapacağımız işlemlere devam etmek için kullanılan bir yer tutucudur diyelim. Yani yer tutucudur. Yani çok önemli değil. Şöyle bir anlam var yani. Ben buraya kodlar yazacağım. Şimdilik yazmıyorum. İleride dönüp bakacağım buraya yani. Tamam? Öyle bir anlam var. Pes'i çok kullanmıyoruz da break ve continue oldukça önemli. Ve son olarak şöyle break ve continue hakkında bir genel kullanımı diyelim. Break ve continue ifadeleri genelde bir if koşuluyla birlikte kullanılır. Tamam? Bunların genel kullanımı bir if'le olur. If'le şart koşarsın yani. Eğer şu olursa break. Yani döngüyü break et. Döngüyü kır, dışarı çık. Ya da eğer şu olursa o elemanı atla. Döngüyü en başa al. Öyle continue et. Öyle devam et. Tamam. Bir if koşuluyla kullanacağız bu cümleleri. Tamam. Hadi kopyaladım. Yapıştırdım size de arkadaşlar. Bu bizim teorimiz. Teorik kısımdı. Hemen şimdi kodlarına geçelim. Bu konuştuğumuz şeyleri. Break ve continue arkadaşlar. Bugünün konuları break ve continue ifadeleri. Başlıyoruz. İlk ifademiz break statement diyelim. Break ifadesi, kırma ifadesi. Break. Neydi break? Hemen bir daha konuşalım. Burayı basitçe bir daha yazalım. Bir döngüyü istediğimiz bir noktada kırıp döngü dışına çıkmamıza yarar diyelim. Tamam? Bu işe yarıyor break ifadesi. Döngüyü kıracağız, döngü dışından devam et. Döngü bitti. Döngüyü erken bitirme. Hocam pes derken append, write, read falan mı? Yok yok. Onlarla pek alakası yok. Anlatacağım pes. Pes çok önemli değil. Şu anda break ve continue'ya odaklanın. Yok yok. Try except'in içinde kullanılıyor pesler de. Ona benzer bir mantık aslında. Evet yani aynen. Kodun bozulmasın. Sonra döneceğim. Ona benzer bir mantığı var diyelim. Neyse. Şimdi break'e odaklanalım. Bir döngüyü istediğimiz bir noktada kırıp bizi dışarı çıkartmaya yarıyor break. Mesela hemen bunu örneğe bir dökelim. Şimdi biz şu anda bir for döngüsü biliyoruz değil mi? For döngüsüyle birden 10'a kadar olan sayılara ben bir yazdırayım ilk önce. Mesela nasıl yazıyoruz bunu? For diyorum. Ondan sonra buraya bir değişken ismi yazıyorum. Genelde i yazılır demiştim ya. For i in range. Öyle çok kullanım var. For i in range diyelim biz de. Kaçtan kaça kadar? Birden başla 10'a kadar yazdır. 10 da dahil olması için 11 demeliyim. Çünkü stop noktası dahil değildi. Evet. Şunu dediğimde for i in range 11. Birden 11'e kadar değerler sırayla dönecek, dönecek, dönecek. I yerine atanacak. Ben print i dersem mesela şu anda ekrana i yazdır dersem önce ekrana 1 yazdıracak. Sonra 2, 3, 4, 10'a kadar olan hepsi yazdırılacak. Çalıştıralım. For döngüsü böyleydi şimdi. Burada sırayla i yerine 1 atanacak, 2 atanacak, 3, 4, 5 atanıp yazdırılacak, yazdırılacak, yazdırılacak. En sonunda da 11 değil, 10 atanacak, yazdırılacak. Evet, 10'a kadar sayıları böyle yazdıracak. Buraya kadar okeyiz. Şimdi ben şunu istiyorum mesela. Nereye kadar yazdırsın? Gelsin 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 şu 7'ye kadar yazdırsın. Ama devamını yazdırmasın yani. En son 7'yi yazdırsın. Birden 7'ye kadar yazdırsın. Hocam şunu diyebilirsiniz. Hocam birden 7'ye kadar yazmasını istiyorsak şu range'i değiştiririz değil mi? Range'i 8 yaparız. Birden 7'ye kadar yazdırmış olur. Ama benim amacım o değil. Yani burada şu anda range'i biz belirliyoruz ama ileride burayı biz belirleyemeyeceğiz. Yani bura bizim belirlemediğimiz bir liste olacak. Belirlemediğimiz bir durum olacak. Nereye kadar gideceğini belirleyelim en azından şeklinde. Aynısını yazıyorum. Aynısı. Gene şu anda bu birden 10'a kadar yazdırıyor. Ama ben 10'a kadar gitsin istemiyorum. Bir yerde bu işlemi break etmek istiyorum. Bir yerde bu döngüyü kırıp bitirmek istiyorum. Bunu da nasıl yapacağım? 7'ye kadar mı gitsin istiyorum? Mesela şuraya bir if şartı koşabiliriz o zaman. Şöyle
aşağıya şunu diyebiliriz. Eğer şimdi i değerleri birden 10'a kadar değerler alıyor. Ekrana yazdırılıyor ya. Eğer i eşit eşit 7 ise şuraya dibine bir if şartı koydum. For'un içinde bir if şartı koydum. Eğer i dediğim şey 7'ye eşit olduysa alta iniyorum. Bak ona başka bir indentation veriyor. If şartı başka bir indentation. Burada break diyorsun. Break dediğin an hangi döngünün içindeyse o döngü kırılır. Şu anda for döngüsünün içindeydik. Şu şart sağlandığı an i 7 olduğu zaman işlemi kır anlamına geliyor. Şimdi bu nasıl çalışacak? Hemen bir okuyalım. Önce 1 atanacak i yerine. 1 yazdırılacak ekrana. Şu if'e girmeden geçecek. Sonra i'ye 2 yazdı. i 2 olacak. 2 yazdırılacak ekrana. Buraya girmedi. Devam. 3 olacak yazdırılacak. 4 olacak. 5 olacak. 6 olacak yazdırılacak. Buraya girmeyecek. En son i'ye 7 değeri atanacak burada. i'ye 7 değeri atandı. Ekrana 7 yazdırıldı. Print i yapıldı. Ekrana 7'yi de yazdırdım. Ondan sonra i değeri 7'ye eşit olduğu için burası da çalışacak. Bura ne diyor bana? Bura işlemi break et diyor. Bu döngü bitsin diyor. 7'ye kadar yazdırdıktan sonra 8'i yazdırmayacak. Yani dönüp bir daha başa 8'i atamayacak i'ye. 7'ye kadar yazdırmış olacak. Çalıştıralım. Mesela çalışma mantığı gerçekten birden 7'ye kadar bize yazdırdı. Anlayabildik mi? Break ettik. I değeri 7 olduğu an bu işlemi bitir. Bu döngüyü break et. Bu döngüyü kır ve dışarı çık. Anladım. Anladım Mehmet Eymen. Güzel. Hocam atın. Atalım. Hocam break kodlarını atar mısınız? Atalım. Tamam. Şu breaksiz hali. Şu da break koduyla 7'ye kadar. Evet basitmiş. Beren. Güzel. Break komutu çok işimize yarayacak. Yani önemli bir control statement. Özellikle şimdi birazdan while döngüsünü işleyeceğiz ikinci ders muhtemelen. İkinci ders while döngüsünü işleyeceğiz. Bu kurallar attım. Yusuf Esat kaçırdı. Hocam print i ile if yer değiştirirse 6'ya kadar mı? Aynen öyle. Mesela yorumunu siz yapabilirsiniz. Şu i'yi yukarı alsak 6'ya kadar mı yazdıracak? Evet. i'yi yukarı alsak. Şimdi arkadaşımız şunu soruyor. Şu farkı da görelim. Şunu kopyaladım aşağı yapıştırdım. Şimdi şu 7'ye kadar yazdırıyor amenna. Şurayı ben kopyaladım. Kestim daha doğrusu. Alttan kestim. Print orada dursun. Şuraya yazıyorum if kontrolünü. Şöyle olmalı. Ha. If kontrolünü buraya yapıyorum. Şimdi çalışma mantığı nasıl olacak? Önce 1 atanacak şarta girmedi yazdırıldı. Sonra 2 atanacak şarta girmedi yazdırıldı. 3, 4, 5 şarta girmedi yazdırıldı. 6 atandı. 6 şarta girmedi yazdırıldı. Sonra başa döndüm. 7 atandı. İ'ye 7 atandı. İ'ye 7 atandığı için şu if şartına girecek. Direkt kesilecek. İ'ye 7'yi atadım. Ama print etmeye fırsat bulamadım. Şurada bitti bu işlem. Bu sefer 6'ya kadar yazdıracak değil mi arkadaşlar? Üsttekinden farkı bu. Şunu çalıştırırsak mesela. Burada bize 6'ya kadar. En son şu 7'yi yazdırmıyor. Niye yazdırmıyor? Çünkü print ifadesine ben aşağıda girdim. Ama o print'e kadar inemiyorum bile. i 7 olduğu an, şurada i'ye 7 değeri atandığı an şuradaki şarta giriyor ve break oluyor bizim döngüm zaten. Kırılıyor çıkıyoruz dışarıya yani. Şu devamı gelmiyor. Şu print i kısmını devam ettiremiyorum. Anlayabildik mi? Üste yani print'i nereye koyduğunuz, if'i nereye koyduğunuz bunlar çok önemli yani. Bunlar böyle ufak da olsa nüanslar. Bunlar önemli. Sona print koyduğumuzda o 7'yi yazdırdı. Ama başa koysaydık gördüğünüz gibi 7 olduğu an bitiyor işlem. Çok basit. Tamam. Güzel. Anlamanıza sevindim. Bu break önemli bir mevzu çünkü. Hadi devam edelim. Break mantığı anlaşıldı. Bir tane daha örnek yapalım mesela birlikte. Bir tane sayılar kümesi var mesela. Şöyle sayılar kümesi hızlıca yazalım. 5 var, 9 var, 15, 49, 1, 2, eksi 4, 8, 16, eksi 5, eksi 2, 8. Evet. Şöyle bir sayılar kümemiz olsun tamam mı? Bu görevimiz ne olsun? Görevimiz de sayılar kümesinde ilk gelen eksili ifadeye kadar olan bütün pozitif sayıları ekrana yazdıralım. Evet. Amacımız şu. Şu listede, şu sayılar listesinde. Hadi size biraz bunu size vereyim mi? Tamam hadi vereyim. Bir dakika vereyim. Bir, iki dakika vereyim. Uğraşın. Bu sizin sorunuz olsun. Birazdan çözeceğim ben. Şu sayılar kümesinde ilk gelen eksili ifadeye kadar. Yani ilk gelen eksili ifadeye kadar ne oluyor? Yani şurada ilk gelen eksili ifade şu eksi 4. Yani eksi 4'e kadar olan kısım yazdırılacak ekrana. Şu kısımlar hep ekrana yazdırılacak. Bunun için uğraşıyorsunuz. Süreniz başladı. Hocam bir yukarı çıkabilir misiniz? Çıktım.
Burada if'i öne almakla if'i sonda denemek arasındaki farkı görmüş olduk. Buna bakın bakalım şimdi. Burada if'i nereye yazacaksınız? Nasıl bir şart koşacaksınız? İlk eksiliği, eksi 4 olmayacak. Bütün pozitif sayılar yazdıralım. Yani en son şu eksi 4 olmayacak. Şu sayıların ekrana yazılmasını istiyorum. For döngüsüyle döneceksin liste içinde. Ama bir yerde o döngüyü kıracaksın. O döngüyü kıracağın yeri doğru tespit etmen gerekiyor. Evet. 48 kişiyiz. Yaptım diyoruz Vesat. Tamam. 40 saniye daha veriyoruz diğerlerine. Uğraşın, kurcalayın arkadaşlar. For döngüsüyle bir kere bir döneceksiniz şu elemanlar arasında. Dönerken bir yerde bir if şartı koşup olayı break edeceksiniz. Basitti diyor Mehmet Fatih. Aynen, güzel. Güzel. Bu break işlemini öğrenirseniz while döngüsüne geçtiğimizde işiniz çok kolay olacak. Çünkü break asıl while ile kullanılıyor. Yani for'da break ettiğimiz çok nadir. Ama while'da break neredeyse zorunlu yani. While'da pek çok durumda break işlemi zorunlu olacak. While döngüsünde. Evet, cevapları gönderin bakalım yapanlar. Hızlıca bir kontrol edelim. Yani şöyle Mehmet Fatih 2 olduğunda deme de i küçüktür 0 olduğunda gibi bir şart koş oraya. Evet, eksi 4 olduğunda break at şartı. Adem sen de eksi 4 deme de soru mantığına uyalım yani. Eksili ifade orada her şey olabilirdi. Yani i sıfırdan küçük olduğunda break at. Yusuf Esat sen de aynısını yapmışsın. Ali Efe seninki tamam. Mantık bu yani. Evet. Güzel. Hadi başladık. Evet, güzel. Başladık arkadaşlar. Bir tane sayılar kümemiz var. Hemen bunu aldım aşağıya da. Şöyle bir sayılar kümemiz var. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Bu sayılar kümesi elemanlar içinde döneceğim. Ama eksi 4'e kadar döneceğim. İlk eksili ifadeye kadar döneceğim. Şuralara döneceğim sadece. Sadece şu elemanları yazdıracağım ekrana. Hemen bir döneyim ilk önce. For i in range değil tabii. For i in sayılar. Bu ne anlama geliyordu? Sayılar kümesinin içindeki her bir i için anlamı vardı for'un. Sayılar kümesindeki her bir eleman için. Şu her bir eleman i yerine atanacak. Ben şu anda dümdüz print i yazarsam. Bunları da yapın arkadaşlar bu arada. Dümdüz bomboş. Şu halde print i yazarsam tüm hepsini yazdıracak. Tamam, tüm hepsini yazdırıyor. Güzel. Ama benim amacım bu değil. Benim amacım eksi 4'e kadar yazdırsın. Yani bunu bir yerde break edeceğim. Nerede break edeceğim? Tam eksi 4 olduğu zaman bunu break edeceğim. Mesela 5 oldu yazdırdım. 9 oldu yazdırdım. 15 oldu yazdırdım. 49 oldu yazdırdım. 1 yazdırdım. 2 yazdırdım. En son eksi 4 geldi burada i yerine. Bu eksi 4'ü print etmeyeceğim. Şu printten önce üstte bir yerde bu döngüyü kırmam lazım. Yani if'i üstte yazmalıyım. Teorik olarak. If'i üstte yazmalıyım. Altta yazan versiyonlar da olur ama şimdilik üstte yazalım. Eğer i dediğim şey küçüktür 0 olursa ise burada durumu break et. Burada break et. Aşağıdaki print i'ye fırsat kalmasın mesela. Şunu şöyle çalıştırırsam da şimdi amacıma ulaşmış oluyorum. Geliyor geliyor geliyor. 2'yi de yazdırıyor. En son eksi 4 atandığında i yerine şu şartı sağladığı için break oluyor. Yazdırılmıyor bile. Şu print işlemi yaptırılmıyor bile. Tamam. Attım çözümü. Evet. Haydi devam edelim bir sonraki soruya bakalım. Evet. Bu seferki sorumuzda neymiş? Şöyle bir isimler listesi var. Listesindeki isimleri en baştan başlayıp Ilgın ismine kadar yazdıralım. Ilgın dahil. Evet. Zor değil. Buraya biraz elimiz alışsın diye atıyorum. Neden olmuyor? Bir bakayım senin hatana. Şu diğerleri çözmeye uğraşabilir. Sayılar yazmış for i in sayılar. For'dan sonra boşluk bırakmamışsın. For'dan sonra indentation'la başlamamışsın yani. Şu bir tab boşluk bırakacaksın. Şu for'un altındakilere boşlukta bırakacaksın. Indentation yapmamışsın. Evet, sende de indentation yok.
Ford'un sonra hemen altına if yazmışsın. Ford'dan sonra arkadaşlar bir tık boşluklu başlıyorduk. Şu bir tık boşluklu başlıyoruz. Şu yazımı görüyor musunuz? For'u yazdım. For i in sayılar dedim. Sonra boşluklu başlıyorum yani. Şu if'i hemen for'un dibine yazmıyorum. If'i biraz daha ileriye yazıyorum. Buna indentation deniyordu. Indentation oldukça önemli bir kural. Boşluk bırakma. Ona bir lokal bir alan hazırlama. Yine olmadı hocam. O hata başkadır. Hocam isimler listesini gönderir misiniz? Ben soruyu komple gönderdim. Onun isminden çekebilirsiniz. Tamam oldu hocam. Evet olur yani. Gönderdim. Soruyu komple gönderdim. Evet isimler listesi de bu şekilde. Hızlıca yapmaya çalışın bakalım. Ilgın ismine kadar yazmasını istiyorum şu isimlerin. En son Ilgın'da dahil hatta. Ilgın'da yazılsın. Çok kolay diyor Adem Kurt. Güzel. Kolay geliyorsa iyi. Sen ne yaptın? Bu soruyu atmadın değil mi? Atmadın. i7 olduğunda print'i çünkü print'i if'in içine yazmışsın. Senin hatan da print'i if'in içine yazmışsın. Burkan Emin. Bakalım hemen. Bak, print'i if şartının içine koymuşsun. If şartının içinde break var. Print'i dışarı yazmalısın. Şurada da aynı mantık. If şartının içinde print yazmışsın. If şartı gerçekleşmediği için hiçbir zaman yazdırmıyor ki. Anladın mı? If şartı gerçekleşince de direkt break yapıyor. Gene yazdırmıyor. Şu print'i bir tık bir tane sil orayı. Print if'in içine yazma. Çerez ya bu falan diyorlar. Evet cevapları gönderin bakayım gençler. Bakalım yazım da biraz önemli. İyi olduğunda bracket. Tamam Adem Kurt'un ki doğru. Evet doğru Yusuf Esat'ın ki de. Ali Efe kim Ali Efe miydi? Ya bakayım evet Ali Efe. Esila olduğunda bracket diyor Ali Efe. Yanlış bir yol değil Ali Efe ama devamında Esila olduğunu her zaman emin olmayacağız. Soruda ne diyorsa ona göre yap yani. Ilgın olduğunda bitir diyorsa orayı da şartı biraz değiştirmelisin. Yani soruya biraz daha uygun hale getir. Ilgın ısını küçük yazmışsın. Eylül biraz olmamış. Tamam. Diğerleri de fena değil oldu herhalde. Evet hadi başlayalım. Başlayalım. Evet bir kere bir for i in isimler. İsimler listesindeki her bir i'yi bir dönelim. İsimleri tabii şurada bir tanımlamazsak bize böyle kızar, hata verir. Bak şu isimlerin altını çizdi. Şunun altını çizdiği an ben hatamı anlıyorum. Hemen düzeltmeye başlıyorum. Bu biraz deneyim. Ama biraz size de anlatıyorum bunu yani. İsimler diye bir şey tanımlı değil çünkü. Üstüne geldiğinde bak isimler is not defined. İsimler tanımlı değil ki diyor kardeşim yani. Nereye döneceksin sen diyor. İsimleri yukarıda tanımlamadın. İsimleri şu yukarıda bir yerde tanımlayalım. İsimleri tanımladık. Şimdi for i in isimler. Evet. İsimlerin içindeki her bir i için dönüyorum. Print i dersem, dümdüz print i dersem her bir ismi tek tek dönecek bana. Güzel dönüyor. Ama ben ılgın ismine ulaştığım an işlemin bitmesini istiyorum değil mi? Ilgın işlemine ulaştığım an işlemin bitmesini istiyorum. O zaman ılgını yazdıracak mıyım? Ilgını yazdıracağım. Ilgın dahil. Yani şurada bir if şartı koşacağım. Ilgın olduğunda gene print et. Şu print işlemi gene çalışsın. Ama ondan sonra aşağıda bracket. Eğer i eşit eşittir ılgın ise burada işlemi bracket. If'i bu sefer aşağıya koymalıyız yani. O ılgına da dahil etmek istiyorsak if'i aşağıya koymalıyız. Tamam. Şöyle yaptığımda hepsi yazdırılacak. Ilgın dahil. Şu dört tane isim yazdırılacak arkadaşlar. Tam ılgın olduğunda isimler dönüyor. Ilgın olduğunda print yine çalışacak. Sonra bu if'e girecek. Sonra break edilecek. Yani ılgını yazdıracak. Ondan sonra break edilecek. Tamam. Sakin. Ne oluyor? Eşler. Tamam. Bu soru da böyleydi. Haydi bir sonraki soruya geçtik. Evet. Bu sefer şöyle bir sayılar kümesi var. Bu listedeki sayılardan karesi 100'den küçük olan ilk sayıya kadar olan bütün sayılar yazdıralım. Yani karesi 100'den küçük olan gönderdim soruyu. Şu sayılar içinde döneceksiniz. Ne zaman karesi 100'den küçük mü demişiz buna? Şunu yanlış demişiz. Şurayı biraz düzeltelim. Karesi 90'dan büyük olan diyelim. 90'dan büyük olan. Karesi 90'dan büyük olan ilk sayıya kadar. Karesi 90'dan büyük olan ilk sayıya kadar.
olanları yazdıralım. Hangi sayıya kadar olduğunu yani bilgisayar belirleyecek. Ne zaman bunların hepsini deneyecek. Hangisinin karesi 90'dan daha büyük geliyorsa orada işlem duracak. Karesi 90'dan büyük olan dahil olsun mu? Karesi 90'dan büyük olan dahil değil diyelim hadi. O dahil değil. Hocam neden hiçbir şey vermiyor? Bakayım. Evet, gene her zaman gibi if'in içine yazmışsın. If'in içine print yazmışsın. Şurada for döngüsünün içinde bir if şartı koşmuşsun. If şartının içinde print yapmışsın. Şu print'i if'le aynı hizaya getir. For döngüsünün içinde olsun ama if'in içinde olmasın. Hatan orada. Hocam oradan çıkartınca sadece ılgını veriyor. Bir bakalım başka bir hata var mı? Hayır. Yani print'i şu üste al demiyorum sana. Print'i üste al demiyorum sana, yanlış anladın. Print'in şu önündeki boşluğu sil. Print'i önündeki boşluğu sil. Hayır, print'i sen komple... Bir dakika. Bir tık da boşluk bırak. O kadar da if ile aynı hizaya getir şu print'i. Şu print'i if ile aynı hizaya getir. Yani for döngüsü içinde olsun ama if'in içinde olmasın. Atan. Print'i komple dışarı aldı demiyorum yani. Komple global aldım. Evet. Evet, sende de aynı sorun var Furkan Emir. Print'i komple global almışsın. Komple global al demiyorum bak. For'un içinde olsun. If'le aynı hizada olsun. If'in içine girmesin sadece. Tamam. Hadi bakayım, tamamdır. Evet, şunu yapmaya çalışayım bakalım. Şuradaki elemanları yazdıracaksınız ama ne zamanki karesi 90'dan büyük bir eleman geldiğinde duracaksınız. Karesi 90'dan büyük olan elemanı yazdırmayacaksınız. O dahil değil. Bitti diyorum ben Fatih. Tamam. Atalım mı diyor Ali Efe. Biraz daha bekleyelim. Bitme durumunda. Tamam hadi bitsin. 20 saniye daha verelim. Şey uyarısı hep geliyor. Ömer Fatih Akar sanırım linke tıklayarak girmeye çalışıyor benim Zoom'a, Zoom channel'ıma. Ömer Fatih kimse linkten değil. Portal üzerinden giriyoruz Ömer Fatih. Evet, gönderin cevaplar bakalım. Eğer karesi 90'dan büyük eşit olduğunda break yap. Güzel. Olmuş. Eğer karesi 90'dan büyük olduğunda break yap. Olmuş Abdülkadir. Kare 90'dan büyük olduğunda break yap. Güzel. Güzel. Bayağı oturmuş bu konu. Güzel. Indentation hataları da yapmıyorsunuz. Print'i nereye yazacağınıza falan. Mustafa Çiftçi yapmış. Efehan yapmış. Gayet güzel. Evet. Bir tık boşluklu yapmışsın sanki Eylül. Şu baştaki bir boşluğu sil. Sayıların boşluğunu. Onun harici tamam. Öğrendik hocam artık. Evet, tebrikler. Hadi başladık. Şu sayıları aldık. Şöyle bir sayılar listemiz var. Şimdi ben bu liste içindeki elemanlara döneceğim. Ama sonuna kadar dönmeyeceğim. Ne zamanki karesi 90'dan daha büyük bir sayıya rastladım mı orada bitireceğim bu döngüyü. Hemen for'la bir döngü yapalım. For i in range. İnatla range'e gidelim. For i in sayılar. Sayılar listesindeki her bir i için print i dersem şimdi bütün i'leri bir yazdırıyor. Bütün hepsini yazdırıyor. Ama ben hepsi yazdırılsın istemiyorum. Şurada bir yerde karesi 90'dan büyük bir sayıya rastlayınca işlemi bitir. Daha ilerleme diyeceğim. Nereye diyeceğim bunu? Mesela dönecek. Karesi 90'dan büyük şurada eksi 10 geldiğinde mesela karesi 100. Bunu yazdırsın da istemiyorum. Değil mi? En son karesi 90'dan büyük olan dahil olmasın istiyorum. O zaman şu print'in önüne bir yere o şartı koşmalıyım. Print'in önünde bir yerde bu döngü kırılmalı. If şartını buraya koşuyorum yani. Eğer bu i'nin karesi, kare böyle alınıyordu. i üzeri 2 büyüktür 90 ise burada işlemi break et. İşlemi burada kır. Alttaki print'e geçme bile. Bakın burada bazıları şu hatayı yapıyor. Şu print şu anda benim if ile aynı hizada gördüğünüz gibi. For döngüsünün içinde şu anda bu print.
Bazıları bu print'i if'in içine koyuyor. Yani şu if'in içine koyuyor. If'in içine print'i koyarsanız şu şart sağlanmadığı sürece buralar hiçbir zaman çalışmayacaklar. Ekrana hiçbir zaman bir şey bastırmayacaksınız. Ama print'i dışarıya, bir tık dışarıya koyarsanız, for'un içine koyarsanız o zaman o for içinde sürekli çalışacak. Ama ne zaman ki şurada if'e girip bu döngü kırılırsa, break olursa ondan sonra bitecek bu işlem. Şunu şöyle çalıştırırsam, evet, gayet doğru da çalışıyor değil mi? Bunlar yazdır. Çünkü bunlar hiçbirinin karesi 90'dan büyük değil. Ne zaman ki eksi 10 geldi, eksi 10'un karesi 100 yapar arkadaşlar. 100 dediğimizde 90'dan daha büyük bir sayı. Şu şart sağlandı, break oldu. Direkt o eksi 10'u bile yazdırmadan break olduk, çıktık. Hocam şimdi eğer biz listede olmayan bir elemanı break ile durdurmaya çalışırsak ne olur? Listede olmayan bir eleman mı? Listede olmayan bir elemanı zaten yazdırmayacağız. Yani range ile belki olabilir. Yani range'i de anlattım az önce de. Range ile break etmeyi anlattık yani. Şu range ile 7'de break etme. Listede olmayan bir elemanı break etme gibi çok mantıksız geldi. Yani. Liste elemanlarına dönüyoruz zaten. Listede yoksa zaten dönmüyoruz onu. Hocam monitör alacağım. Ne önerirsiniz? Valla monitörü bu ara ben de alacağım Yusuf Esat. Benim monitörü de çok kaliteli değil. Bilmiyorum. Bu donanım konusunda ben çok kötüyümdür arkadaşlar. Çok araştırmadım yani. Monitörden de anlamam. Bilgisayardan da çok anlamam. İşimi görsün yeter. Neyse. Dersimiz bitiyor. Evet. Bir sonraki ders continue ifadesiyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet. Bir sonraki ders while'a da bir ufak giriş yapacağız. Görüşürüz. İkinci ders. İkinci ders 9.50'de başlıyor.